Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Selinay. Bugün yine İva ile beraber bir yılbaşı makyajı videosu çekiyoruz. Ben daha çok böyle bordo tonlarını kullandım. Cut crease bir makyaj yapmayı tercih ettim. Eğer gösteriş istiyorsanız yılbaşı için bence çok uygun. Eğer siz de yılbaşı için bu makyajdan ilham alarak bir makyaj yaparsanız Instagram'da beni etiketlemeyi lütfen unutmayın. Şimdi hemen makyaja geçiyoruz. O gece için aslında temel şey makyajımızın çok uzun süre dayanması. Bu yüzden bazılara başvurmanızı kesinlikle öneriyorum. Ben yine her zamanki gibi gözenek küçültücü bazımı ve Smashbox'ın Photo Finish Primer'ını kullanacağım. Bu makyajı inanılmaz güzel sabitliyor. Yine her ihtimale karşı pudra kullanacağız ama olsun, bazılar da bayağı iyi iş görüyorlar. Eğer cildiniz çok kuruysa, benim şu aralar özellikle çok kuru. Ben makyaj öncesinde dün bir nemlendirici maske yaptım. Öyle bir şey tercih edebilirsiniz. Makyaj öncesinde de cildimi güzelce nemlendirdim zaten. Şimdi concealer'ımı alıyorum. Herhangi bir concealer olabilir. Çok minik şuradaki daha belirgin olan sivilcelerimi kapatıyorum. Daha sonra fondötene geçiyorum. Yine Maybelline Fit'imi kullanacağım. Bundan iki kat sürme niyetindeyim. Bakalım tek katta biraz yoğun uyguladığımda nasıl olacak? Ona göre öyle karar vereceğim. Daha kapatıcı olması için Real Techniques'in Expert Face Brush ile uyguluyorum. Ve birazcık da boynuma getiriyorum. Benim için tamamdır, sıkıntı yok. O yüzden direkt concealer'a geçeceğim. Bunun için yine bir krem concealer kullanıyorum. Bunu daha damarlı olan yerlere uyguluyorum. Geri kalana daha ince yapılı bir fondöten uygulayacağım. Ve geri kalan bölgeler için Maybelline Edge Rewind kullanıyorum. Kaşlarım için yine NYX'i kullanıyorum. Bugün birazcık daha onları belirgin. Ve NYX'in kaş maskarasıyla sabitliyorum. Bendeki ikisinin rengi de 02 Chocolate bu arada. Çok memnunum bu ürünlerden. Dudaklarıma nemlendiricimi sürüyorum. İlk önce Catrice'in bazını kullanacağım. Bugün için bir baz kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü ne olursa olsun, ne kadar iyi far kullanırsanız kullanın. Kesinlikle böyle gün sonuna doğru birazcık dolma yapabiliyor. Onu en aza indirgiyoruz bu şekilde. Ve tam bu sırada pudra uygulamadığımı fark ediyorum ve hemen pudra uyguluyorum. Özellikle göz altlarımı sabitleyeceğim. Ve şimdi sizi biraz yakına alıyorum. Bugünkü makyajımda Meet Matte Trimoni kullanacağım. Cut crease bir makyaj yapacağız. Öncelikle en açık renkle bir tüm göz kapağımı geçiyorum. Bana geçiş rengi oluşturması için şuradaki rengi kullanacağım. Bunu geniş uçlu bir fırçayla yapıyorum. Normalde aslında taşırmadığımız kadar burada makyajı yukarılara taşıyacağız. Ve birazcık da böyle alt kısma doğru gelecek, şuralara doğru. Yoksa makyaj hiç belli olmuyor. Bunu yaptıktan sonra aynı fırçamla Flormer'in kaş kitindeki bu farı kullanacağım. Eğer elinizde yoksa Camel buna muadil. Zaten defalarca daha önce söyledim. Bunu da çok azıcık uyguluyorum. Daha sonra daha yassı bir fırça alıyorum ve buradaki Matte Lopez rengini uyguluyorum. Bunu birazcık daha kriz bölgesine doğru uygulayacağım. Ve artık asıl rengime geçiyorum ve en önemli noktaya Matte Kumar rengini alıyorum. Kriz bölgemi uygulayıp sadece yukarılara doğru dağıtacağım. Bunun için çok daha yassı ve ufak bir fırça alıyorum. İlk önce kendime bir hat belirliyorum. Ve bu sefer eyeliner çeker gibi daha dış köşeye getiriyorum. Yine daha minik bir karıştırma fırçasına yine aynı rengimi alıyorum. Ve bu sefer dağıtmaya başlıyorum. Şu
Şuan bu makyaj nereye gidiyor diyebilirsiniz. Ama concealerle işin bittikten sonra kendini çok daha net bir şekilde gösteriyor. Şimdi temiz ve kolay kontrol edebileceğim bir yaz fırça alıyorum. Bundan fondötenimi azıcık alacağım. Ve tüm göz kapağımı hatırlıyorum. Güzelce yediriyorum aynanın bu şekilde. Tam olarak istediğim görünüm bu. Sadece birazcık daha bordoluk istiyorum. Diğer gözüme de aynısını yaptıktan sonra buradaki bordo rengi daha fazla arttıracağız. Tam bu aşamada çok böyle daha büyük ve açılı bir fırça alıyorum. Yine aynı bordo rengimden çok azıcık alıyorum. Ve dış köşeleri koyulaştırıyorum. Daha sonra tüm göz kapağıma yine en açık renkten uyguluyorum. Bu işlemi tamamladıktan sonra eyeliner'ıma geçiyorum. Bugün siyah bir eyeliner kullanacağım. Eyeliner'ımı da çektim. Hemen alt kirpik diplerime uygulama yapıyorum. Bunun için yine buradaki matte kumar rengini dış köşelere uyguluyorum. Sadece göz pınarımı boş bırakacak şekilde bu rengi uyguladıktan sonra Matte Lopez rengini alıyorum. Onu da yine diğer rengin üstünden geçiyorum. Göz bebeğimden başlıyorum ve yine göz pınarıma kadar. Yani tam orta kısımda bu iki rengin birleşmesini istiyorum. Göz pınarlarımı aydınlatmak için Rimmel London'ın bu Magnify serisinden 03 numaradaki bu ince uçlu kısmı kullanacağım. Bununla bol bol aydınlatacağım. Sadece rimel kullanacağım ama daha etkili bir görünüm istediğim için 3 tane rimelimi karıştıracağım. Fleur Marine Flash serisindeki rimel, Essence I Love Extreme ve Maybelline Last Sensational. Contour için her zamanki gibi Sleen Face Form paletini kullanacağım. Buradaki contour rengiyle aydınlatıcı olarak MAC Soft'tan Gentle kullanıyorum. Bol bol aydınlatıcı uygulayacağım. Ruj olarak aslında kararsızım. Daha böyle koyu tonlar uygulamak istiyorum. Pastelin 23 numarası bana iyi gibi geldi ama bu Russian Red ile ikisi arasında kararsızım. Ya pastel uygulayacağım. Bu daha çok içime sinecek gibi. İlk önce Fleur Marine Lip Primer'ını uyguluyorum. Daha sonra rujumu uyguluyorum. Çok iddialı olduğunu düşünüyorsanız tabii ki çok daha açık bir ton kullanabilirsiniz. Ama bence makyaj kendini bu şekilde çok daha güzel gösterdi. Ve makyajın bitmiş hali bu şekilde. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ve tabii ki şimdiden mutlu yıllar.